Merhabalar. Otel doluluk grafiği nasıl alınır? Bunun için klavyemizden F10 tuşu veya diyalogos üzerine tıklayarak arama alanımıza doluluk yazmamız durumunda otel grafikleri altında bulunan doluluk grafiği ekranımızı çalıştırırız. Burada görmüş olduğunuz gibi doluluk grafiğini, doluluk listelerini, günlük konaklama listelerini, pansiyon listelerini, grup analizlerini ve geceleme analizleri gibi birçok liste, grafik ve analizlere ulaşabilmekteyiz. Doluluk grafiğini incelediğimizde ilk olarak ekranımıza giriş sağladığımızda firma alanımız default olarak gelmekte. Hangi firma için işlem yapıyorsak ilgili firmadan giriş sağlamamız gerekir. Dönem kombosunu açtığımızda ise grafiğini alacağımız hangi dönem ise ilgili dönem seçilir. Ve daha sonrasında grafik alanında oluşturmuş olduğumuz grafikleri kaydederek buradan parametrelerimize kaydederek combo alanından ilgili kayıt parametrelerimize kolaylıkla ulaşabilir ve hızlı bir şekilde ilgili analizlerimizi alabilmekteyiz. Doluluk grafiğini incelediğimizde parametreler alanında yapacağımız aylarımıza göre doluluk oranlarımızı veya vereceğimiz başlangıç ve bitiş tarihlerimize göre grafik türünde seçmiş olduğumuz doluluk giriş ve çıkışlar şeklindeki grafik türlerimize göre veya yapacağımız oda tiplerimizi, pansiyon tiplerimizi, uyruk ve acenta tiplerimizi örneğin acenta listesinden birçok seçim yapabileceğimiz gibi tek bir seçim yaparak da ilgili liste alanımıza geçirerek ve F2 güncelle dememiz durumunda acenta bazında grafikler alabilir. Veya yapacağımız pazar market seçeneklerimiz, kaynaklarımız, VIP durumlarımız, gruplama şekillerimiz, kontenjan türlerimiz, pax türlerimiz, rezervasyon başlangıç ve bitiş tarihi bazındaki analiz grafiğimiz veya rezervasyon durumu alanında seçmiş olduğumuz seçenekler ile karşımıza ilgili doluluk grafiklerini getirebilmekteyiz. Aynı zamanda seçmiş olduğumuz seçeneklere göre ilgili doluluk grafiğimizin yüzdesel değerlerini de ilgili alanlardan görebilmekteyiz. Buradaki üst seçeneklerimizden oda bazında grafik, kişi bazında grafik, gelir, haftalık, aylık, oda tipi doluluk, daha detaylı kişi için pax analiz şeklinde karşımıza ilgili doluluk grafik analizlerini getirmektedir. Doluluk listesini incelediğimizde ise burada yapılan ay içerisindeki tüm günleri karşımıza getirmekte, buradaki satılan odalarımızı, boş odalarımızı, dolu odalarımızı, doluluk yüzdelerimizi, dolu olan kişi, çocuk ve diğer birçok bilgilere liste içerisinden ulaşabilir. Aynı zamanda kolonlar alanından da istememiş olduğumuz bilgileri seçmemiz durumunda listemizden çıkartabilmekteyiz. Günlük konaklama listesine geldiğimizde ise yapacağımız hesaplama tarihinde vermiş olduğumuz bir güne göre rezervasyon, konaklama, ayrılan seçeneklerini liste ekranına getirebilmekteyiz. Pansiyon listesini incelediğimizde ise yine ay içerisindeki tüm günler karşımıza gelecek. Ay içerisindeki tüm günleri liste ekranına getirecek. Buradaki kahvaltı kişilerini, kahvaltı sayısındaki çocuk sayısı, geç kahvaltı yapan kişi sayısı şeklinde birçok pansiyon şeklini karşımıza getirecektir. Grup analizlerine baktığımızda ise buradaki gruplama şekillerimizi combo alanında belirtilen seçeneklerden belirleyebilir. Örneğin acenta bazında bir gruplama yaparak yapılan geliş tarihi aralığı ve ayrılış tarihi aralığı ile veya rezervasyon tarihi aralığı ile grup grafiğinde seçmiş olduğumuz oda sayısı, geceleme, kişi sayısı ve diğer seçeneklere göre grup grafikleri karşımıza getirecektir. Geceleme analizini incelediğimizde ise parametreler alanında yapmış olduğumuz ilgili ay seçimi, yapılan geceleme analizine ait başlangıç ve bitiş tarihleri, varsa raporlama dövizi seçeneklerinden ilgili döviz seçimi, gruplamalardan combo alanında seçilen seçeneklere göre gruplamaların yapılabileceği, oda tiplerinden, pansiyon tipinden, acentalara göre birçok grup seçeneklerini seçip yapılacak seçeneklerde sanal odaları dahil edebilir, complimentary dahil edebilir, house use dahil edebilir ve only folio dahil et seçeneklerini seçmiş olmamız durumunda ve F2 güncelle dememiz durumunda karşımıza seçeneklerimize göre belirtilen ilgili geceleme analizleri karşımıza getirecektir. Bu şekilde grafiklerimizi alabileceğimiz gibi
F8 yazdır komutu altında bulunan doluluk raporlarımıza ulaşabilir, rezervasyon, konaklama, ayrılan, iptal listelerimize ulaşabilir veya günlük giriş ve çıkış listelerine F8 komutu altından ilgili kısa yollarımıza da ulaşabilmekteyiz. Buradan dosya gönderme seçeneklerindeki ilgili formatlarda dosya gönderebilir veya belirlenen ekranımızdaki listeyi yazdırabilmekteyiz. Örneğin gün gün doluluk raporunu incelediğimizde yapacağımız tarih değerleri, rezervasyon değerleri veya acenta, pansiyon, oda tipi gibi birçok seçeneklerimizdeki çoktan seçmeli seçeneklerimizi, kontenjan tiplerimizi ve seçilen diğer parametre değerlerimize göre F2 ekran dememiz durumunda karşımıza detaylı bir oda doluluk raporlarını gün gün şeklinde getirecektir. Bu şekilde de ilgili raporlarımıza ulaşabilmekteyiz.